90'larda yaptığı Anadolu rock tarzı müzikleriyle dikkat çeken, müzik dalında aldığı birçok önemli ödüllerle döneme damgasını vuran, Sevgi Adamı lakaplı müzisyen Murat Göğebakan'ın hayatının konu edildiği dram türündeki Murat Göğebakan Kalbim Yaralı filmi vizyonda. Benim çekimler esnasında yaşadığım kadarıyla, hissettiğim kadarıyla güzel bir film yaptık. Umarım seyirci de karşılığını bulur. Canlandırmaya çalışmak çok zordu çünkü kendine has, kendine münhasır bir insandı. Yani bir oyuncu için en büyük zorluklardan bir tanesi biyografi filminde yer almaya çalışmak. Bir insanı yaşamış, var olan ve insanlar tarafından bilinen bir insanı canlandırmaya çalışmak bizim için en zor şey. Ama bu zorluk da bizi daha çok kendine çekiyor. Murat Göğebakan'a değinmek gerekirse, demin de dediğim gibi kendine has bir insan. Çok zorluklar çekmiş, çok yokluk çekmiş kendince. Psikolojik olarak da, mental olarak da, maddi olarak da. Ki İstanbul'a geldiği süreçten itibari, zaten filmleri insanlar görecek, bunu kaynaklara dayanarak biz senaryolaştırdık ve çektik. İnanılmaz zorluklar yaşayan ama bir yerden sonra hak ettiğini artık yavaş yavaş bulan, tabii ki özel hayatına girmiyorum bu konuda, yanlış anlamasın kimse, hak ettiğini, o alması gerektiği bütün övgüleri almış zaten. Muhteşem bir insan, muhteşem bir kişilik kendisi. Merhaba. Selma ben. Menajerim. Murat Göğebakan ismi artık bir marka oldu. İnsanların çok yüreğine dokunacak bir film bekliyor. Çok fazla seveni olan bir sanatçıymış. Ben de filmle birlikte daha çok farkına vardım bunun. Çünkü ben çok küçük yaşlardayken Murat Göğebakan aslında birçok kişiye çok önceden ulaşmış bir sanatçıydı ama yaşım küçük olduğu için farkında değildim. İzleyenler epey duygulanacaklar ve aslında çok da fazla internetten araştırdıkları kadarıyla ya da şimdiye kadar bildikleri gerçekler dışında çok daha derinlemesine bilgi sahibi olabilecekleri bir film senaryosu. İyi bir sanatçı, merhametli bir insan, çok duygusal bir insan. Ben sonuç itibariyle kendisini birebir de tanımadığım için çok da fazla karakterine dair bir yorum yapabilmek benim haddime değil. Fakat senaryodan yapabildiğim çıkarımlar kadarıyla, oynadığımız sahnelerde gördüklerim kadarıyla son derece sağduyulu, merhametli, işine aşık, işine, ailesindeki insanlara, çevresine çok kıymet veren ve hiçbir şekilde değişmemiş, halkın içinden hiçbir zaman kopmamış, kendini hiç başka yerlere de koymamış bir gönül adamı, bir gönül insanı diyebilirim. Tatilde yanımda çalış da aklın başına gelsin biraz. Böyle müzik de yok. Geç geri. Her sabah işim bu. Nacizane yazan bir yönetmen olduğum için, senaryo da benim olduğu için benim ta hazırlığım aileyi dinlemeden, aileyle tanışmadan, Murat Göğebakan'ın hayatına böyle bütün köşelerine nüfuz etmeye çalışarak başladı bende hazırlık süreci. Senaryo aşamasıyla geçti. Daha sonra da zaten teknik hazırlıklar başladı. Özellikle görüntü kısmına çok fazla ehemmiyet gösterdik. Benim biraz özel ilgi alanım orası oluyor. Daha sonra da zaten oyunculuklara çok çalışmamız gerekiyordu Burak'la. Özellikle Burak'la. Biyografi yapıyoruz. Kısmen taklite kaçması gerekiyor. Orası çok ince bir çizgi. Taklit, aynı zamanda yorum. O ince çizgide kaymadan yürümek çok zordu hazırlık sürecinde. Altından Burak en azından kalktı diye düşünüyorum. Murat Göğebakan'ın biz doğum aşamasını, ayağın neden sakat kaldığı aşamasıyla filmi başlatıyoruz. Ta ki ölene kadar, hatta öldükten sonra hayranlarında bıraktığı duygusal durum üzerinden de seyircinin ağzına tat bırakıyoruz. Biz
Murat Göbek'in ben yazma aşamasından, hatta onun daha derinlemesine tanıma aşamasından itibaren rahmetlinin diyeyim inanılmaz duygusal bir adam olduğunu, yani sanatçı duygusallığından daha özel bir duygusallık olduğunu gördüm onda. O yüzden bu kadar konsantre olabildim. Murat Göbekan beni çekti resmen, yani konsantre olmaya projeye. Adımızı ezanla koymuşlar. Telayla da son bir zikrederler yani. Eyvallah.